Merhaba arkadaşlar. Python programlama dilinde 3 tane değişken türü var. Bunlar hangileri? Hemen yazalım. Integer, float ve string olmak üzere 3 tane veri tipimiz var. Integer ne işe yarıyor? Integer ile başlayalım. Integer değişken türü tam sayıları tutan değişken türümüz. Şöyle ki x eşittir 45 dediğimizde bu bir integer veri tipidir. Integer veri tipi olduğunu nasıl buluyoruz? Type fonksiyonunu çağırıyoruz. Burada fonksiyonun ne olduğu, type'ın ne olduğu ile ilgili herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Sadece bu x'in ne tür olduğunu, integer mi, float mı, string mi olduğunu test etmek için type parantez içerisinde x yazdığımızda ve sağ tıklayalım. Run file in Python console diyerek çalıştıralım. Herhangi bir şey yazmadı. Yazmamasının sebebi de şu. Şunda bir değişkene atamamız lazım. Ve atama yaptıktan sonra ekrana yazmak için print parantez içerisinde y yazıyorum ve Python'ı çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi integer olduğunu söylüyor. Bir diğer değişkenimiz şöyle diyelim. Y olsun bu da. Pardon. Z olsun. 45.7 ve Y'yi de bu sefer type z yapalım. Sağ tıklayıp konsolda çalıştıralım. Gördüğünüz gibi bu sefer de float oldu. Peki ben z'yi de 48 yaptım. Ve bölme eşittir x bölü z yaptım. Type'ı da bool yaptım. Tabi burada print değil. Bölme sonucunda yazayım. Tekrar çalıştırıyorum. Bölme sonucunda gördüğünüz gibi sonuç 0.97 ve float oldu. Peki ben bunu integer olarak görmek istiyorum. Yani şöyle 0, 2 tane bölü işareti yaptıktan sonra run dediğimde bu sefer taban bölme yapar. Yani virgülden sonrasını atar. 0 gelir ve sonuç integer. Peki ben sonucu ekrana yazdım. 0. Devam edelim. Bir diğer değişkenimiz şöyle gelelim. İsim eşittir Sait dedim. Type isim ve print y dedim. Tekrar konsolda çalıştırıyorum. Bu sefer gördüğünüz gibi isim değişkeninin veri tipini str yaptı. Yani string. Burada da anlıyoruz ki string veri tipi cümleleri yazıyı tutuyor. Eğer ben x'i şu şekilde tırnak içerisinde yazmış olsaydım, şurada type x diyelim ve çalıştırayım. Tekrar. Normalde x bir integer'dı ama süslü parantez içerisinde yazdığımdan dolayı şöyle şurayı kontrol x diyerek keseyim. Çalıştırıyorum. Tırnak içerisinde yazdığım her şey str olur. Yani burada 45 yazıyor olması bunun bir integer olduğu anlamına gelmiyor. Integer olabilmesi için tırnak içerisinde olmadan 45 ifadesini görebiliyor olmamız lazım. Peki bu değişkenlerde matematiksel işlemler nasıl oluyor? X eşittir 4, y eşittir 4 diyelim.
ve z eşittir. İki tane değişkeni toplamak için x artı y dediğimde şurada sonucu da şöyle z diye normal bir şekilde toplama işlemini yaptığını görüyoruz. Çarpma işlemi için yıldız tekrar çalıştıralım. 4 kere 4 16. Eğer çift yıldız yaparsak bu şu demek oluyor. X'in y'inci kuvvetini al demek oluyor. O da kaç ediyor? 256. Şu demek oluyor. Yorum satırı. 4 çarpı 4 16 eder. Çarpı 4 64 çarpı 4 256 eder. Peki y değeri bir string olmuş olsaydı bu şekilde nasıl çalışırdı? X çarpı y diyelim ve çalıştıralım. Çalıştırdığımız zaman 4 tane sayıyı yan yana yazdığını görüyoruz. Peki toplama işlemini yaparsam, yani bir integer ve string'i toplamaya çalıştığım zaman nasıl bir sonuç alıyor olacağız? Böyle bir durumda türler arası atamanın sıkıntılı olduğunu ve programın çalışamayacağı hatasını alıyoruz. Aldığımız hata da şu: unsupport operand for artı integer ve str. Integer ve str'yi artı için kullanamayız. Bölmeye çalıştığımız zaman da aynı hatayı alıyor olacağımızı görüyoruz. Ve matematiksel işlemlerde bu. Peki ben burada şöyle bir şey yapacak olursam, 64 y bölü x yapayım şöyle ve bunu çalıştırayım, tekrar hata aldığını görüyoruz. Ama y'nin dışarıdan alınmış bir string değer olmasına rağmen integer olarak değerlendirmesini istiyorsam, o zaman integer fonksiyonunu şu şekilde çağırıp çalıştırdığımda 64'ü 4'e böldüğünü görüyoruz. Çünkü bu işlem sonucunda artık y'yi integer'a çevirip veriyor. Bu şekilde türler arasında değişim yapılabiliyor. Peki ben bunu 64 değil de bir harf olduğunu farz edelim şu şekilde. Bu şekilde yaptığım zaman da bu değeri string'e çeviremeyeceğinden dolayı gördüğünüz gibi integer'ı 64g değerini integer'a çeviremediğini gösteriyor. Ve ben bunu 64.7 yaparsam nasıl bir değer olur? Integer'a çevirebilir mi? 64.7'yi de integer'a çeviremiyor. Peki 64.7'yi neye çevirebiliriz? Noktalı virgülü olan float'a çevirebiliriz. Tekrar çalıştıralım. 64.7'yi 4'e böldüğünde böyle bir işlemin olduğunu görüyoruz. Ve bu işlemden sonra hemen bir diğer fonksiyonumuz, ekrana yazma işlemini görelim. Ekrana yazma işlemi print fonksiyonuyla oluyor. Fonksiyon dediğimiz bir kod bloğu. Şöyle uzun uzun kodlar yazılmış ve demişler ki, yani temel olarak fonksiyonun ne olduğunu söylüyoruz. Bu kod bloğunu çalıştırmak için şöyle bir yazı yazıldığında bu kodların hepsi çalışsın demek oluyor fonksiyon. Bu şekilde şu an bilmemiz yeterli. İleriki derslerimizde fonksiyonu ayrıntılı bir şekilde işliyor olacağız. Print fonksiyonunu yazdığımızda parantez içerisinde ekrana yazılmasını istediğimiz şey yazıyor. Örneğin Sait, virgül, Orhan ve 2019, virgül, Python şeklinde yazmasını istiyorum. Çalıştırdığımda nasıl bir sonuç alıyorum? Gördüğünüz gibi Sait Orhan 2019 Python ve araya virgül koy, boşluk koyarak çalıştırmış. Bu şekilde parantez içerisinde yazılan bütün değerleri arasına boşluk koyarak değiştiriyor ve Python dilinde print fonksiyonu teorik olarak 256 tane değişkeni alabiliyor. Bu değişkenlerden iki tanesi isimli değişkendir ve sep parametresini alıyor. Sep parametresi ne? Sep parametresi, örneğin virgül yapalım ve çalıştıralım. Bunun ne olduğunu görelim.
Sep parametresiyle çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi yazıyı boşlukla değil virgülle birbirinden ayırıyor. Peki ben bunu şöyle yaparsam nasıl olur? Çalıştırdığımda bu sefer de bitişik yazdı. Burada bunu nerede kullanıyoruz? Örneğin bazı listelenme fonksiyonlarında elimizde bir isim listesi var ve isimlerin virgülle ayrılmasını istiyoruz. Bunu şu şekilde çalıştırabiliriz. Ama bunu çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi sadece arasına koyuyor ve sonuna bir şey koymuyor. Sonuna koymak için de bu sefer de fonksiyona end parametresini ekliyoruz. End parametresinin sonuna nokta koymasını istiyorum ve çalıştırıyorum. Pardon. Run dediğimde gördüğünüz gibi araya virgül ve en sonuna da nokta koydu. Bu şekilde print fonksiyonunu da yapmış oluyoruz ve hemen bir kısa bir kimlik ya da bir bilgilendirme kartı yaparak dersi bitirelim. Print şöyle yapalım. Pardon. Print Sait Orhan Print YouTube ve en son bir fonksiyon daha yazalım. Ve en baştaki fonksiyonu tekrar şöyle yazıp çalıştırıyoruz. Bu sefer de ekrana böyle bir bilgi geldi. Bir diğer konumuz ve son olarak biz bunu iki satır şeklinde yazmak istiyoruz. Ters slash n yazdığımızda buna kaçış elemanı denir. Sağ tıklıyorum. Run file dediğimde nasıl bir şey yazdı? Gördüğünüz gibi şuraya kadar olan kısmı bir satıra yazdı. Ters slash n kaçış parametresiyle alt satıra geldi ve geri kalanını oraya yazdı. Bunu nasıl tam olarak görebiliriz? Örneğin YouTube'un use'unu şu şekilde yazalım ve çalıştıralım tekrar. Bakın burada da you'yu ve to'yu farklı iki tane satırda yazdı. Bu şekilde print parametresiyle Python dilinde ekrana bilgi yazmayı da görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde kullanıcıdan veri almayı görüyor olacağız arkadaşlar.